Evinizde eski bir monitör var, bir köşede duruyor, satsan satılmaz cinsinden. Küçük bir televizyona ihtiyacım var. Bu kenarda duran altın vaziyetteki monitörümüzü çok az bir masraf yaparak Full HD bir televizyona dönüştürebilirsiniz. Bunun için piyasada satılan şöyle mini HD cihazlar var. Ben bunu Letgo'dan 350 TL'ye satın aldım. Bu monitörden daha önce video çekmiştim. Mehmet Sahin bozuk olan monitörü tamir etmiştim. Bir kenarda duruyordu. Benim de atölyede televizyona ihtiyacım var arkadaşlar. Şöyle duvarda dursun, ara sıra haber izlerim diye düşünüyorum. Şu anda benim yaptığım işleri elektronik bilgisi olan arkadaşlar yapabilir. Elektronik bilginiz yoksa bu şekilde hiç monitörü sökmenize gerek yok. Full HD cihazınızı buradan antene takıyorsunuz. HDMI'dan DVI'ya veya VGA'ya dönüştürme cihazları da var. Onların resmini koyuyorum şu anda, görüyorsunuz. Bizim monitörümüzün çıkışı HDMI olduğu için direkt HDMI'dan görüntüyü alabileceğiz. Görüntüyle birlikte sesi de aktarıyor. Yani bizim monitörümüzde gördüğünüz gibi ses çıkışı var. Ancak şöyle bir durum var. Böyle bir monitörünüz varsa, yani üzerinde hoparlör yoksa, bu ses çıkışından ses alabilmeniz için mutlaka bir amfi devresine ihtiyacınız var. Ben amfi devresi sipariş ettim. Bir haftadır gelmiyor nedense. Benim elimde şöyle küçük bir amfi vardı. Şimdilik bununla idare edeceğim. Gelecek olan amfi devresini tekrardan sisteme dahil edeceğim arkadaşlar. Burada 2 adet hoparlör kullanacağım. Sistem 20 voltla çalıştığı için bu kısımdan 20 volt alacağız. DC-DC voltaj düşürücüye vereceğiz. Amfi devremiz gereksinim olan 5 voltu da bu durumda buradan almış olacağız. Dediğim gibi elektronik bilginiz varsa sistemi buradan dönüştürerek daha stabil hale getirebilirsiniz. Ama elektronik bilginiz yoksa DVI, VGA, HDMI fark etmiyor. Dışarıdan uydunuza takarak bu uyduyu monitörün arkasına bir şekilde montaj ediyorsunuz ve herhangi bir sökme, takma vesaire olmadan monitörünüzü televizyona dönüştürebiliyorsunuz. Şimdi burada yapacağımız işlemleri anlatayım ve buraları hızlı geçeceğim çünkü videonun uzun olmasını da istemiyorum. Amfi devremiz stereo bir amfi devresi. Buradan 2 adet giriş vereceğiz. 2 adet hoparlör çıkışı alacağız. Aslında bu cihazın da plastiğini söküp bu kısma yerleştirebilirim. Sığıyor ama uyduyla ilgili problem yaşadığımız zaman her seferinde monitörü sökmek zor olacaktır. Dolayısıyla bunu monitörün arka kısmına bir yere montaj edeceğiz ve televizyonumuzu kullanmaya başlayacağız. Öncelikle bu kart üzerindeki ses soketinde sağ hoparlör, sol hoparlör hangisi onu bulacağız ki stereo çıkış alabilelim. Aynı zamanda buradaki 20 voltumuzu nereden alacağız? Onları da avometreyle ölçelim ve videomuza devam edelim. Monitörümüzün elektriğini veriyoruz. Bu işler dediğim gibi biraz zahmetli, sıkıntılı işler. Monitörünüzü çöp edebilirsiniz. En iyisi hiç monitörünüzü açmadan dışarıdan bu işlerin hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani amfi devresi olmayabilir. Onun yerine bilgisayarlarda kullandığımız 2 artı 1 hoparlörler var. Böyle bir kabloyla ses alabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi monitörde ses çıkışı varsa monitörden de alabilirsiniz. Öncelikle multimetreyle 20 voltumuzun artısını eksisini bulmamız gerekiyor. Eksiği buradan, artıyı da buradan alacağız. DC-DC dönüştürücüye vereceğiz. Bu şekilde bir ses kablosu takarak multimetrenizi kısa devre moduna alıyorsunuz. Sol çıkış, diğerine bakalım. Diğeri de muhtemelen tam karşısındadır. Burası da sağ çıkış arkadaşlar. Burası sağ, burası da sol. Şuraları şöyle kalemle işaretleyelim. Birisi burası, diğeri de burası. Yan tarafların hepsi eksidir zaten. Şu arka kısım da eksidir. Buradaki sesleri osiloskop ekranından da bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi uydumuzu açıyoruz. Az önce tespit etmiştik zaten buradaki uçları. Burası sağ hoparlör, burası da sol hoparlör. Buradan grafiklere bakarak ses çıktığını anlayabiliyoruz arkadaşlar. Benimle bu yolculuğa katıl. Her yeni gün bir fırsat. Nejdat Deloğlu burada. Teknolojiyle dolu hayat. Hayaller, ekranlardan bize güller, kodlar akar ekrana. Her projede yeni bir eser. Bilgisayarlar, drone'lar, yapay zeka peşimizde. Ben Nejdat Dilyoğlu, teknoloji hep elimde. Her devre bir ritim, her ekran bir melodi. Teknolojiyle dolu bir dünya, burası bizim sahnemiz. 3D yazıcılar, robotik kodlar. Müziğin de tek başına olduğunu unutmayın. Çünkü kulağa hoş gelen müzik aynı da olsa onu oluşturan notalar ayrıdır. Ve bunu çok konuşurlar biliyorsun. Aslında ben psikologlar, psikiyatrlar da.
Türk dünyası, teknoloji ve hukuk gibi alanlarda kaleme alınmış makale ve içeriklere de ulaşabilirsiniz. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının 40 cm'yi bulduğu tabiat parkında beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alan havadan görüntülendi. Sesimizi de aldığımıza göre şimdi bir de görüntüyü alacağız. Tabii ki bunu yerine takmamız gerekiyor. Panele takmamız gerekiyor. Her şey tamam. Burayı bir daha anlatmak istiyorum. 2 adet 4 ile 8 ohmluk hoparlör tedarik ediyorsunuz. Bu kısımları deliyorsunuz ve buraya takıyorsunuz. Buradan gelen hoparlörlerimizi buradaki amfinin ses çıkış yerlerine takıyoruz. Sağ ve sol seslerimizi amfi devresi üzerindeki sağ ve sola orta kısmında eksiye bağlıyorsunuz. 20 volttan alıp buradan ayarlayarak 5 volta dökülüyorsunuz. Hepsi bu kadar. İsterseniz bu uyduyu da iç kısma koyabilirsiniz ama yarın bir gün uyduda bir sıkıntı olduğu zaman bu monitörün panelini sökmek, çıkarmak çok zor. Bir şekilde montajını yapacağız. Şimdi gelin toparlayalım ve televizyonumuzu izlemeye başlayalım. Işıklarıyla bir hikaye başlatıyorum. Raspberry'de hayat bulan fikirleri paylaşıyorum. Gözlüklerde VR, uzayda hayaller. Gelecek burada, şimdi başlıyor devrimsel günler. Her devre bir ritim, her ekran bir melodi. Teknolojiyle dolu bir dünya, burası bizim sahnemiz. 3D yazıcılar, robotik kollar elimizde şekillenir. Kanalımda buluşuruz, bu ritim hiç bitmez, hep yenilenir. Diyelim ki uyduyu taktınız, görüntü alamadınız, panik yapmanıza gerek yok. Bu durumda çözünürlük ayarlarını ayarlamanız gerekiyor. Onun için uydu cihazını herhangi bir televizyona takarak çözünürlük ayarlarını değiştirerek buradaki görüntüye kavuşabilirsiniz. Menüye giriyoruz, AV ayarlarına geliyoruz, OK'ye basıyoruz. Buradaki TV tipini 720p yaptım. Ekran oranını da 16.9 yaptım. Yani sizin monitörünüzün boyutuna göre buradaki ayarları değiştirerek, deneme yanılma yaparak da görüntüye ulaşabilirsiniz. Kaliteli bir televizyonumuz oldu. Şimdi duvara asalım ve videomuza son verelim. Güzel bir televizyonumuz oldu atölyemizde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Köpeği olduğu belirli. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Geleceği burada gör. Benimle keşfedin. Her şey mümkün. Haydi gel. Teknolojinin ritmi, devreler ve ekranlarla dolu. Kanalımda buluşuyoruz her zaman. Yeni bir yolu. Her video bir top dizisi. Her melodi bir sistem. Teknoloji dünyasında ritim durmaz ilerler.